Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bundan böyle Emekli TV'de gazeteci meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte dünyadaki gelişmeleri, yaşamış olduğunuz ülkedeki olayları, sizleri ilgilendiren konuları ele alacağız. Birlikte değerlendireceğiz. Recep abi hoş geldin. Hoş bulduk Fatih'cim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Özellikle bildiğin üzere biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren haberler yapacağız. Sen de büyük katkı sunacaksın bize, ben buna inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Katkımız olursa çok mutlu olurum ben de. Evet. Sözü fazla uzatmadan, bugün neler oldu? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bugün neleri konuşuyor, neler oluyor da hemen ele almaya başlıyoruz. Almanya'nın Hollanda sınırında Wezel kentinde maalesef çok çok acı bir olay yaşandı. İki çocuk annesi Yüksel Yağan, yaşamış olduğu bölgede döner kraliçesi olarak bilinen hanımefendi, bıçaklanarak kendi büfesinde öldürüldü. Soruşturma başlatıldı. Polis maalesef bu döner büfesinin kameralarının, kablolarının kesildiğini gördü ve katile kimin bunu yaptığına ulaşamadı. İki çocuk annesini kim öldürdü derken polis Yüksel Yağan'ın eşini, kocası Nihat Yağan'ı gözaltına almak istedi ancak bulamadı. Bilgi almak istedi ama netice alamadı çünkü ortada yoktu. Bir gün sonra Nihat Yağan geldi ve polise teslim oldu. Katil zanlısı olarak tutuklandı. Ana vatanımız Türkiye'den binlerce kilometre uzakta yaşanan böylesine acı bir olay. Maalesef kadına şiddet bitmiyor. Özellikle de bizim toplumumuzda kadın olmak demek hayata 5-0 geride başlamak demek. Konu ne olursa olsun, olay ne olursa olsun, sebebi ne olursa olsun böylesine bir olayı tasvip etmek mümkün değil. Recep abi, nedir bizim kadınlarımızın çektiği bu çile? Şimdi Fatih, aslında çok üzücü, bize de yakışmayan bir durum. Kadına şiddette anılmaması, adı anılmaması gereken ilk ülke biziz aslında. Çünkü kadına seçme seçilme hakkını biz Avrupa'dan önce verdik. Kadının devlet yönetiminde olması, tarihe bakarsa dostlarımız, ilk Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya devleti öğreten toplumlarda, Türk devletlerinde kadın Kaan'dan sonra gelir. Çok üzücü yani, konuşmak bile üzücü bu konuyu. İki de evlatları varmış. Allah rahmet eylesin. Çok üzücü, bilemiyoruz tabii nedeni çıkar ama kabloların önden kesilmesi, bunun tasarlanarak bir cinayet. Yani cinayeti işledikten sonra yakalanmamak için kabloyu kesmek farklı. Görüntü alamamış demek ki kameralar. Bu öncesinde kesmiş koca bunu. Demek ki bu cinayeti daha önceden planlamış ve işlemiş. İtiraf etmiş ama yazık. Evlatlarına da yazık. Bize yakışmayan bir durum. Evet. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakalım mahkeme sürecinde koca neler söyleyecek, bu olayı takip etmeye, değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli izleyicilerim, sıradaki haberimiz enteresan ve bir o kadar da düşündürücü. Ben yayınlarımda defalarca söyledim, özellikle Türkiye'ye gidiş gelişlerde. Gümrük kurallarının dışında yanınızda herhangi bir şekilde bir şey yiyecek, altın, para vesaire getirip götürmeyin dedim. Bakın, Stuttgart Havalimanı'nda bugün enteresan bir olay yaşandı. İstanbul'dan gelen bir yolcunun üzerinde 104 parça altın, çoğu çeyrek altın ve yarım altın. Yüzükler de var. 400 adet de sigara paket. Sigara ele geçirildi. Şimdi Avrupa Birliği kurallarına göre bir kişi Avrupa topraklarına giriş çıkışlarda en fazla 9.999 euro getirip götürebilir. Ziynet eşyalarında da, altınlarda da durum şu. Günlük kullanabileceğiniz değeri 423 euroyu geçmeyen altın götürüp getirebilirsiniz. Ben anlatıyorum.
Arabayla gider gelirseniz de kurallar böyle. Yanınızda et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri götürüp getirmeyin. 5 kiloluk peynir için 1700-1800 euro ceza yiyorsunuz. Pastırma götürmeyin, sucuk götürmeyin, bilmem ne götürmeyin diye anlatıyorum. Recep abi sana şunu soracağım. Tamam belli bu kadın yakalanmış kızıyla beraber. Yani bunun belli ticaretini yapıyorlar. Bu kadar altın olmaz. Bu bizim peynircilerimize ne diyeceksin? Yani Almanya'da her şey var. Olmayan bir şey yok. Daha ucuz. Şimdi evet o yani Türkiye'de de aslında yöresel ürün satan işte Kastamonuların marketi vardır. Anteplerin vardır. İstanbul'da büyük kentlerde vardır. Yöresel lezzetlerden, tatlardan vazgeçemiyoruz. Herhalde bu bize annelerimizin peynirini ya da onların eriştelerini, tarhanalarını falan hatırlatıyor aldıkça onlar ama doğru değil tabii. Belli kurallar, sınırlamalar da var. Avrupa'da da artık Türkiye'de üretilen, Türkiye'nin her tarafında üretilen peynirleri isteyen Ezine de bulur. İsteyen Van'ın otlu tulum peynirini de bulur. O anlamda bulunabiliyor artık, her şey bulunabiliyor. Yapmasınlar sonuçta. Milli ekonomi, gümrükte el koyuyorlar ya da ceza alıyorlar. Tavsiye etmiyoruz tabii ki. Yani zaten özellikle de izin sezonlarında arabayla işte Almanya'dan Türkiye'ye ya da diğer ülkelerden Türkiye'ye gidiş gelişlerde Bulgarlar, Sırplar ellerini ovuşturuyorlar. İşte diyor Türkler geldi diyor, kurban. Bak bizi kurban olarak görüyorlar. Bu net arkadaşlar. Yani bu sıla yolu dediğimiz işte memleket yolu vesaire hep anlatıyorum. Zaman zaman işte yolculukları da beni takip edenler bilir. Gösteriyoruz size, aman diyoruz aman, ama maalesef bizim bu peynircilerimiz, çökelikçilerimiz bitmiyor abi. Hiçbir zaman da bitmeyecek. Şimdi yeni bir olay meydana geldi. Almanya Köln'de polis bir inşaatı basıyor. Herkese soruyor. Kimliğin, çalışma iznin, oturumun vesaire. 8 tane Türk yakalanıyor. Kaçak. Kimlik, mimlik hiçbir şey yok. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Biz anlatıyoruz, diyoruz ki kaçak gelmeyin, göçek gelmeyin diye anlatıyoruz. Defalarca anlattım, anlatmaya devam ediyorum. Özellikle de bazı izleyicilerimiz bize kızıyorlar. İşte Türkiye'deki ekonomik şartlar kötü, gelmeyip ne yapacağız? Hak veriyorum, saygı duyuyorum ama buraya gelirken yasal yollarla gelin. Birilerinin amiyane tabirle gazına gelerek çıkın 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 gelip diyorlar ya. Sakın ola ki elinizdeki, avucunuzdaki parayı bu insan kaçakçılarına, kaçak yollarla insanları bu topraklara getirenlere vermeyin diyorum. Yoksa ekonomik şartlar Recep abi, yani anlıyoruz, biliyoruz. İnsanlar mecbur olmasa ana vatanlarını bırakmazlar. Haklılar. Ama bu şekilde şimdi ne olacak bu 8 kişi? Sınır dışı. Bir de çalışmak için gelmişler. Zor. Yani o inşaat koşullarında, yani iyi niyetliler ama bir şekilde herhalde bir grupla geldiler. Yani Almanya'yı da anlamıyorum. Yani çalışmak için gelmiş bu insanlar. Bak çalışıyor. Türkler olmasa hani Türkiye'ye vize koyuyorlar. Türkler, Türkiye'den gidişleri. Hani nerede Ukraynalılarınız? Nerede Sırplarınız? Nerede diğerleriniz? Yani üzücü tabii. Kısacık bir dostumun, yani Türkiye'de karşılaştığım bir kardeşimizin hikayesini anlatayım. O da Amerika'ya gitmiş. Böyle yasal olmayan yollarla 7 ay 8 ay Amerika'ya gidiyor. Sadece bir fırında, fırının küçücük bir camından Amerika'yı izlemiş. En son artık orada aklını kaçıracak duruma gelince Türkiye'ye dönmüş. Yani tamam, para kazanmak için gidiyorsunuz da bu şekilde de esir gibi esir muamelesi görecekseniz yapmayın diyorum. Yani yasal yollardan gidin. Ya öyle insanlar var ki ben biliyorum, görüyorum, duyuyorum. Mesela Anadolu'nun bir köyünde yaşıyor. Elinde işte 30-40 tane hayvanı var. İşte ineği var, koyunu var vesairesi. Tek sermayesi bu. Çoluk çocuğunun tek nafakasını bundan çıkartıyor. Bunları satıyorlar. Ya da gidip bankadan kredi alıyorlar. Bu insan kaçakçılarına veriyorlar. Diyoruz ki bak bunları yapmayın. Neden yapmayın? Siz buraya geldiğinizde sizin kalıp kalmayacağınız belli değil. Hiç kimse sizi kırmızı bir halı serip bu topraklarda beklemiyor. Ben gelmeyin demiyorum. Bakın yanlış anlamayın. Bir, birazcık dili öğrenin. Birazcık. İki, bir mesleği yapıyorsanız bir lisansınız, bir diplomanız, elinizde o işi yaptığınızı gösteren bir belgeniz olsun. Bu şekilde gelin diyorum. Geliyorsunuz, bir de Türkler Türkleri kandırıyor. Böyle bir şey var. Gerçek, hiç kimse kusura bakmasın. Türklerle iş yapmak yurt dışında gerçekten çok zor. Yanlış anlamayın. Hepimiz aynı toprakların insanıyız.
Hangi Türk, hangi Türk'ü dolandıracağının hesabını yapıyor. Genelde böyle, herkes için söylemiyorum. Ben durumu anlatıyorum, gördüklerimi anlatıyorum. Şimdi benim amcam var, dayım var, vesaire var Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de. Tamam var. Misafirlik bir hafta. Bir hafta sonra ne iş yapacaksın? Buradaki insanların %95'i kazanmış olduğu parayla sadece ailesini geçindirebilecek bir ekonomik güce sahip. Devamı yok. Eski Almanya yok. Eski Almancı yok. Eski Avrupa yok. Mark yok. Arkadaşlar bitti. Her koyun bu topraklarda kendi bacağından asılıyor. Yolda düşseniz, aç kalsanız, Türklere denk gelirsen belki bir nebze ama maalesef ortada kalır. Türkiye'ye dönmek için uçak bileti ararsınız. Bak bu net. O nedenle şartları sağlayın. Tabii ki gelin, çalışın. Ekonomik olarak Almanya'da Türkiye'den tabii ki daha üstün. Bunu tartışmıyorum. Ben şartları konuşuyorum. Bu çok çok önemli. Fatih, bir de hala üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz hala evlilik yoluyla gitmeye çalışanlar var. Türkiye'deki bir kardeşimize selamlar olsun, Mustafa kardeşimize de şikayetini bize bildirdi. Amcası bir yakını bir Alman kızla evlilik sağlamış. Alman kız Türkiye'ye geliyor, evleniyorlar. Kız aynı gün uçakla Almanya'ya geri dönüyor. Bir süre sonra konsolosla tabii eşi olduğu için vize başvurusuna çağırmışlar. Bakın şunu bile kabul etmemişler. Uyanık Almanlar da konsolosluklarda. Nasıl tanıştınız bu kızla? Bu kızın bir defa Türkiye'ye giriş çıkışı var. İşte telefonla da mektupla da Almanca biliyor musun? Bilmiyorsun. Kız Türkçe biliyor mu? Bilmiyor. Demişler hani peki kayınvalidenin adı ne? Bilmiyor. Hani senin nikah yüzüğün? O yok. Tabii ki eşi Alman olmasına, resmi olarak Türkiye'de evlenmelerine rağmen 20 bin euro verdi. Para da çöpe gitti. Gidemedi. Bu tamamen çakma bir evlilik. Çakma bir evlilik. Yani Türkçesi bu. Yani onlara tevessül etmeyin. Sanatınızla, mesleğinizle gelmeye çalışın. Yani arkadaşlar yok işte şunu yapacağız, bunu yapacağız, yok şöyle olacak, size vaatte bulunanlara da inanmayın arkadaşlar, inanmayın. İnanmak istediği için insanlar hayaller kurduğu için oluyor. Hayal kurmayın demiyorum, yanlış anlamayın. Ama ayağınızı sağlam basın arkadaşlar. Yani öyle bir noktaya geldi ki maalesef insanlarımız çok mağdur oluyor. Her gün görüyor, duyuyor, sınır dışı ediliyor insanlar, sınır dışı ediliyor, gönderiliyor. O nedenle çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çevrenizde elbette sizin de mesela memlekette, Anadolu'da, orada burada dayı, amca ben Almanya'ya gelmek istiyorum. İşte Almanya'da yaşamak istiyorum. Bana iş ayarla. Oraya nasıl gelirim? Ya da oradan bana bir kız bul, evleneyim diyenler vardır. Arkadaşlar. Ancak davulun sesi öyle uzaktan duyulduğu gibi değil. Bunları anlatıyorsun Türkiye'dekilere. Diyorsun ki bak şartlar kolay değil diyorsun. Yok diyor, siz diyor bizi orada istemiyorsunuz. Bizim gelmemizi istemiyorsunuz. O nedenle araya soğukluklar giriyor. İnanın bana pek çok vatandaşımız gelip buranın şartlarını gördükten sonra Türkiye'ye kaçmak için fırsat kolluyorlar. Ha bunu söylerken tekrar ediyorum. Ekonomik olarak ben Türkiye'yi kıyaslamıyorum. Türkiye başka bir kategoride, Almanya başka bir kategoride. Ama bu gerçekleri de maalesef görmek, duymak, bilmek istemiyorlar. Çok mağdur var bu konuyla ilgili Recep abi. Acayip mağdur var. Yani duyuyoruz, görüyoruz, anlatıyoruz ama maalesef bu sorun devam ediyor. Şimdi enteresan bir haber daha var. Almanya'da Avusturya sınırında bir tane tırı çeviriyorlar İstanbul'dan Almanya'ya gelen. Tam böyle Avusturya Almanya sınırında. Polis çeviriyor. Tırda ne var diyor. Tırda diyorlar ki tekstil ürünleri var diyorlar. Tamam aç bakalım diyorlar. Açıyorlar, bakıyorlar ki dünyaca ünlü markaların çakmaları yakalanıyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yine Almanya'da bir depoda çok ünlü bir deterjan markasının etiketlerinin yapıştırılmış olduğu binlerce koli deterjan ele geçirildi ve çakma oldu, sahte olduğu ortaya çıktı. Biz herhalde Türkiye'de bu işler çok yaygın biliyorsun. Bu işler yaygın. Aslında çakmasını da orijinalinden iyi yapar bizim insanımız. Ama marka yok. Marka yok. Çünkü bu ürünler yıllarca Türkiye'de Türk kumaşıyla üretildi. Türk ustaları, Türk emekçileri bunları dikti. Dolayısıyla
Bu ürünlerin orijinali zaten Türkiye kaynaklıydı birçoğu. Hatta izleyicilerimiz de gülümsesin. Bundan birkaç yıl önce İstanbul Gümrük Baş Müdürü Yardımcısı bir dostumla sohbet ederken yine böyle bir taklit ürün yakalanmış. Sanırım reklam şeyi yok burada. Lacoste böyle ürünler yakalanmış. Lacoste'dan yetkililer geldiklerinde şu an Avrupa'da sattıklarından daha kaliteli olduğunu görmüşler yani. Gerçekten bu konuda yetenekliyiz. Aslında tekstilde ve iplikte ve kumaşta yetenekliydik. Sanatkarlıkta da yetenekli olduğumuz için orijinalinden iyisini yapıyoruz. Evet, evet. Yani bu çok çok önemli. Şimdi ben biraz da şöyle bakıyorum olaya. Şimdi marka yok. Şimdi deseniz ki Türkiye'nin ne markası var? Bak, elbisede bir markamız var mı? Yok. Arabada bir markamız var mı? Yok. Hani Tok falan var diyorsunuz, gurur duyuyoruz, ayrı mesele ama dünya pazarında Alman'a sorsan Tok ne? Yüzüne bakar. Fransız'a sorsan yüzüne bakar. Yani bir Mercedes, BMW kolay olmuyor. Neyse. Türkiye'nin nesi var biliyor musunuz? Yani aklıma gelen bir Nusret var. Şöyle bir şeyler yapıyor ya. Yani bu da marka değil, adam zengin oluyor. Yani Türkiye'nin gerçekten aslında marka değeri çok yüksek, ürünleri, gıda ürünleri vesairesi var. Ama biz marka olamıyoruz. Yani şimdi bak, bir tane çanta 100 bin dolara satılıyor. Bundan yaklaşık 1-1,5 ay önce Paris'e gittim. Chanel'in önünden geçiyorsun. Bilenler bilir, Şanzeli'nin hemen yan tarafında. Kuyruk var. Ne satıyorlar bu Chanel dediğin şey? Çanta, tekstil vesaire vesaire hepimiz biliyoruz. Bir çanta altından yapsan 100 bin dolar olur mu arkadaş ya? Güç gösterisi, içeriye böyle sırayla alıyorlar değerli izleyicilerimiz. Sana böyle bir zenginlik havası veriyorlar. Ya alt tarafı bir tane çanta kardeşim. İnanın bana bu çanta Türkiye'de üretiliyor. Ya ne derisi koyuyorsun, neyden yapıyorsun? İçinde altın mı var? Ne var arkadaş? Ama helal olsun. Markayı yapmış, istediği fiyattan satıyor. Bir tane gömleğe 3000 dolar para istiyor. 3000 euro para istiyor. Ya gömlek ya. Neyden yapacaksın? Ya gömlek bak, gömlek. Ötesi yok. Ayakkabı 4000 euro. Ayakkabı ya. Ya ayakkabı ya. İç altından yapsan 4000 euro tutmaz. Anlatıyorsun ama bizim maalesef marka bilincimiz yok. Recep abi güzel bir şey söyledi. Çakma ürünleri daha kaliteli yapıyoruz dedi. Şimdi ben bazı hanımların özellikle bu marka takıntısını anlamıyorum. Herkes de var. Hepimizde, pek çok insanda var. Bununla ilgili de Türkiye'de çok ciddi bir sektör var arkadaşlar. Bakın. Mesela İstanbul'da özellikle yer söylemeyelim ama Avrupa'da 10.000 euroya satılan bir çantanın aynısını 500 euroya satıyorlar. Daha kalitelisi. 10 numara. Tabii ki insanlar doğal olarak ucuza gidecek. O psikolojiyi yaşamak istiyorlar. Ya bir çantaya niye 10.000 euro vereceksin ki? 100.000 dolar neden vereceksin ki ya? Ben bu çakma konusunda tabii ki hukuk kuralları yapmayın diyor ama ben gönlümden geçeni anlatıyorum. Bu kadar pahalıya satarsan, bu kadar teknoloji gelişmiş, insanların gözü kalır. Moda, alışveriş, kapitalist sistem insanların içerisinde onlara sahip olma duygusunu ortaya çıkartıyor. Ve insanlar ne yapıyor? O duyguyu yaşamak için çakmaya yöneliyor. Yani bir çantaya kim 10 bin dolar verebilir ki? Bizi izleyenler arasında kaç kişinin 10 bin dolarlık çantanız var mı? Yazın videonun altına. Varsa da israf zaten. Yani ne de gerek var, ne gerek var böyle bir şeye? Ama dediğin gibi kapitalizm, o Hollywood kültürü bunu insanlara tetikliyor. O sosyal medya falan buna tetikliyor. Dediğin gibi aslında yani etiketi çıkarsanız o gümrükte yakalanan ürünler Avrupa'daki bir mağazadaki orijinal üründen daha kaliteli. Ama işte daha kaliteli bizi mutlu etmiyor maalesef. O markayı da, o çakma marka, işte onu koyunca sahte oluyor aslında o. Yoksa markayı koymasanız, markasız olsa hiçbir yasağı yok o zaman. Ama markayı koyunca o markanın haklarını ihlal etmiş oluyorsunuz. Biz bir de çok tez canlıyız herhalde. Böyle bizim devlet yönetimimizde de maalesef Almanya, Avrupa bunlar önümüzdeki 20 yılı, 30 yılı programlarken 100 yılı, yani şu an Amerika'yı yöneten adam aslında yaşamayacak o kadar ama 100 yıl sonrasını bunlar programlıyorlar. Biz hep 3 yıl sonra, 5 yıl sonra biraz fazla tez canlıyız. Bu marka işinde de böyle sonuçları hemen görmek istiyoruz. Ama arsa yatırımı gibi ya da yatırım gibi bunu da şöyle düşünelim.
torunlarımıza diye düşünelim. Girişimci kardeşlerimiz, özellikle Avrupa'daki girişimci kardeşlerimiz gerçekten imkanları varsa, öyle bir sektörde çalışıyorsa markalarını yaratsınlar. Bugün İtalya'daki markalar 100 yıllık, işte Fransa'daki markalar, köklü markalar var. Hiçbirini de Fransa'da, İtalya'da üretmiyorlar. Hepsini Çin'de, Uzak Doğu'da üretiyorlar. Sadece bir markaları var ama dünyanın en büyük kazanan şirketleri. Evet, marka böyle bir şey. Kolay da olunmuyor, onu da biliyoruz ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, vatandaşlarının dünyaca ünlü kaç tane markası var? Sayın arkadaşlar, yok, benim aklıma gelmiyor. Aslında biz üzüntümüzü dile getiriyoruz. Ya adamın bir tane gömleğine, ayakkabısına neden 3-5 bin euro ben para vereyim ki? Neden? Ne gerek var buna yani? Şimdi baktığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Biraz da zenginin malı şu an bizim olduğu gibi züğürtün çenesini yoruyor. Aslında biz biraz da onu konuşuyoruz. Aslında dünyanın en kaliteli kot kumaşı, dünyadaki yani denim kumaşı, kotlarda kullanılan, dünya üretiminin neredeyse %80'i 90'ı Türkiye'de. Bu kumaş buradan gidiyor. 2000 liralık kot da o kumaştan üretiliyor. 500 liralık da üretiliyor. Yani üzerindeki marka fiyatı belirliyor. Genellikle Kayseri civarında o fabrikalar dünyanın en kaliteli kot kumaşı Türkiye'de ürettir. Marka. Birçok, evet işte, ama marka yok. Marka yok. İşte nihai üründe de bu markalaşmayı başarırsak diğer markalara başarmamız gerekiyor. Evet, gerçekten çok çok önemli bir konu. Basitmiş gibi görünüyor ama maalesef böylesine kendi değerimizi ortaya çıkartamıyoruz. Böyle bir durumumuz var. Nereden bakarsanız bakın, nihayetinde bu adamlar yapıyorlar. Evet, satıyorlar. Evet, para kazanıyorlar. Evet, biz de onların taşeronluğunu yapıyoruz. Geçen bir video izledim. Biraz sonra çok çok önemli bir konuya geçeceğiz. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın geleceğiyle ilgili. Ondan önce kısaca söyleyeyim. Şu telefonlar arkadaşlar. İşte biliyorsunuz elma, Apple, iPhone, ne derseniz deyin işte. Bu telefonlar arkadaşlar. Çin'de maliyeti, üretim maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 10 dolar. Evet. En ucuzu şu anda 1250-1300 euro civarında 10 dolara üretiyorlar. Evet arkadaşlar. Daha fazla söze gerek yok. Evet, şimdi çok çok önemli bir konuya geçeceğiz dedik. Buna geçmeden önce kanalımıza öncelikle hoş geldin Recep abi. Bundan sonra neler oluyor da gazeteci sevgili büyüğümüz Recep Eser'le olmaya devam edeceğiz. Önemli katkılar verdiğini düşünüyorum. Yettiğince paylaşacağız düşüncelerimizi. İnşallah istifade ederiz. Tabii ki izleyicilerimiz de benzer anlattığımız sorunlara ilişkin yakınmaları varsa bize ulaşsınlar. Bir şekilde ya burada dile getiririz ya da Türkiye'de onlarla, o konularla ilgili adli hukuki konularsa onlarla ilgili de elimizden gelen gayreti, desteği gösteririz Fatih. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de bize sosyal medya hesaplarımızdan, kanalımızın tüm sosyal medya hesaplarından, Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan istediğiniz zaman ya da videonun altına yorum yazarak bize ulaşabilirsiniz. Her konuyu, sorunu aktarabilirsiniz. Şimdi geldik çok çok önemli bir konuya. Geleceğinize dair adım atmak istiyorsanız, kendinizi, ailenizi, sevdiklerinizi Türkiye'de garanti altına almak istiyorsanız iki tane önemli haber. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Assos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitli satışlar başladı. İsteyenler 625 metrekare villa arsalarını sadece 1 milyon TL peşinatla, ayda da sadece 34 bin TL taksitle alabilirler. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için söyleyelim, 30 bin euro peşinat, ayda da 1000 euro taksitle alabilirsiniz. İsteyene arsa, isteyene villa. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli plajlarının, mavi bayraklı en temiz plajlarının dibinde. Nasıl alacaksınız? Nasıl arsanızı ya da villanızı seçeceksiniz? Bunu anlatacağım. İkinci güzel haberim. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigortalı olarak çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de sigorta girişiniz olmasa dahi ve şu an yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi emekli maaşı alabilirsiniz. Nasıl alacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yaptıracaksınız? Bunları da hemen şimdi
anlatıyorum. Türkiye'de benim de bir arsam olsun, benim de bir villa arsam olsun diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Üstelik Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Assos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitle villa arsaları ve villalar satışa çıktı. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli ve en temiz plajların yakınında bulunan bu çok özel projeden artık siz de villa arsası alabileceksiniz ya da villa alacaksınız. İsteyene villa, isteyene villa arsası. 625 metrekareden 20 dönüme kadar çeşitli büyüklüklerde arsalar bulunuyor. Evet değerli izleyicilerimiz, üstelik ayda sadece 34 bin lira taksitle, yani yaklaşık 1000 euro taksitle 625 metrekare villa arsası alacaksınız. Tarla değil bakın, arsa. Nasıl sahip olacaksınız? Hemen arsanızı ya da villanızı nasıl seçeceksiniz? Bunu anlatacağım. İkinci güzel haberim de şu, özellikle hanımefendilerin bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemesini rica ediyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi, şu an yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendiler daha kolay emekli oluyor. Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yaptıracaksınız? Nasıl emekli maaşı alacaksınız? Bunların hepsini şimdi anlatacağım. Önce 40 yılda bir ayağınıza gelen taksitle villa arsalarını anlatıyorum. Ardından da nasıl emekli maaşına kavuşacağınızı, geleceğinizi nasıl garanti altına alacağınızı anlatıyorum. Sadece 1 milyon TL peşinatla, yani yaklaşık 30 bin euro peşinatla Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Assos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde siz de taksitle arsa sahibi olabileceksiniz. Bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Yaklaşık 30 bin euro peşinatla 625 metrekare villa arsası, yani imar izni olan arsa. Buralar tarla değil, arsa. Bu arsalardan siz de alabilirsiniz. Üstelik arsaların tamamı taksitli fiyatı 2 milyon 210 bin TL. Geriye kalan 1 milyon liradan sonra geriye kalan miktarı ise 36 ayda, yani 3 yılda aylık yaklaşık 34 bin TL, yani ayda 1000 euroya taksitle ödeyeceksiniz ve villa arsasına sahip olacaksınız. Tekrar ediyorum, 30 bin euro peşinatla ayda 1000 euro taksitle 36 ayda toplamda 66 bin euro civarında, 2 milyon 210 bin TL yapıyor bugünkü rakamla, 625 metrekare villa arsasına sahip olacaksınız. Bu kadar basit. Önce arsanızı alacaksınız. Eğer isterseniz daha sonra villanızı yapacaksınız. Ben villayla uğraşmak istemiyorum. Siz benim villamı yapın diyorsanız da villa sahibi olabilirsiniz. Üstelik villaları da taksitle alabilirsiniz. Kaz Dağları'nın eteğinde, Çanakkale ilimizin Assos bölgesinin en büyük projesinde, Assos Arsa ve Assos Villa projesinde siz de ister arsa ister villa sahibi olabilirsiniz. Villaların fiyatı 250 bin euro, yani 8,5 milyon TL. Siz bu villalara 8,5 milyon TL'ye sahip olabilirsiniz. Bitti mi? Hayır. Villaları da taksitle alabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm noktası, dünyanın en temiz, en doğal plajlarının yakınında, Kaz Dağları'nın eteğinde, oksijeniyle, doğasıyla dünyanın her yerinden akın akın turistlerin geldiği bu noktada siz de villa arsanızı sadece 1 milyon TL peşinatla, yani 30 bin euro peşinatla satın alabilirsiniz. Geriye kalan miktarı ise ayda sadece 1000 euro taksitle 36 ayda ödeyebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, eşinizle, dostunuzla, sevdiklerinizle komşu olabilir, yan yana villa arsaları alabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp hattıyla hemen irtibata geçin.
arsanızı ya da villanızı seçin. Eğer arsa almak istiyorsanız ben arsa almak istiyorum diye mesaj atabilirsiniz WhatsApp'tan. Villa almak istiyorsanız ben villa almak istiyorum diyebilirsiniz. Arsanızı ya da villanızı hemen seçebilirsiniz. Bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Bizim kanalımızın izleyicileri bundan istifade edecekler. Biliyorsunuz Türkiye'de arsa almak demek para kazanmak anlamına geliyor. Çünkü 3 yıl sonra eğer taksitle alırsanız bu arsaların fiyatları zaten 2'ye 3'e katlanmış olacak. Yani siz taksitlerinizi öderken arsanız da değer kazanmaya devam edecek. Eğer ben taksitle almak istemiyorum diyorsanız size de indirim var. Normal şartlar içerisinde 2 milyon 210 bin TL olan yani yaklaşık 66 bin euro olan bir 625 metrekarelik villa arsası peşin alırsanız yaklaşık 2 milyon 40 bin TL'ye geliyor. Yani peşin fiyatı ise sadece 60 bin euro. Ben taksitle almak istiyorum diyorsanız 3 yılda ödüyorsun. Yok ben peşin param var almak istiyorum diyorsan indirimli bir şekilde 60 bin euroya alıyorsun. Bu kadar basit. İster arsa ister villa. Bütçenize göre, hayalinize göre artık Türkiye'ye gittiğiniz zaman isterseniz villanızı yapabilir, isterseniz hazır villayı alabilirsiniz. Artık Türkiye'de tatilinizi otellerde değil kendi villanızda yapabilirsiniz. Sadece 1 milyon TL yani yaklaşık 30 bin euro peşinatla arsa sahibi olacağınız çok özel bir fırsat. Sizden benim ricam şu. Lütfen bu videoyu eşinize, dostunuza gönderin. Hemen şu an ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçin. Detayları öğrenin. Tüm bilgileri alın. Ve arsanızı ya da villanızı hemen seçin. Bu fırsat bir daha gelmeyecek arkadaşlar. Net söylüyorum, üzülürsünüz. Arsanızı hemen seçin, villanızı hemen seçin. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle birlikte güzel yarınlarınız olsun. Bu yarınların daha güzel olması için şimdiden adım atın. Sadece 30 bin euroya yani 1 milyon TL'ye siz bu yarınınızı şimdiden planlayabilirsiniz. Üstelik Kaz Dağları'nın eteğinde. Assos bölgesinin en büyük projesinde sizin de artık bir arsanız ya da villanız olacak. Değerli izleyicilerimiz şimdi geldik yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de nasıl emekli olacaklarına. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Hem kendiniz hem de eşiniz Türkiye'de bu büyük fırsattan yararlanabilirsiniz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmeden tüm emeklilik işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Çocuğu olan hanımefendiler özellikle çok daha kolay emekli oluyor, emekli maaşı alıyor Türkiye'den. Geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasa dahi. Şimdi anlatacaklarımı lütfen o nedenle sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Türkiye'de geleceğinize dair nasıl bir adım atacağınızı anlatıyorum. Emekli maaşı nasıl alacaksınız? Neden önemli? Ömrümüzün sonuna kadar bizim cebimizdeki para, garanti para. Şimdi sözü fazla uzatmadan nasıl emekli olacağınızı anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun, eşimin de bir emekli maaşı olsun diyorsanız ve gelecekte kendinizi yine garanti altına almak istiyorsanız Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Üstelik geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler, özellikle sizler daha kolay emekli oluyorsunuz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepinizin Türkiye'de emekli olma hakkı var. Üstelik geçmişte sigortalı olma zorunluluğunuz yok. Hanımlar şunu söyleyebilir. Ya ben işte Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da yaşıyorum, Hollanda'da yaşıyorum, burada da çalışmıyorum. Hanımlar yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Şimdi diyeceksiniz ki ya Fatih Bey ben yol yöntem bilmem. Dünyanın başka bir ucunda yaşıyorum. Ben bu işlemleri nasıl yapacağım?
Evet. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Arkadaşlar, size randevu verilecek. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizin en kolay bir şekilde emekli olabilmeniz için tüm bilgileri alacak. Daha sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Size ikinci bir randevu verilecek. İkinci randevu da yine WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde, yani sizin bu hizmeti almak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız sizi görüntülü bir şekilde arayacak, görüşeceksiniz ve sizin en kolay, en çabuk, en kısa yoldan nasıl emekli olacağınızı anlatacaklar. Ve ardından da yine sizin Türkiye'ye herhangi bir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı, başvurularınızı bizim uzmanlarımız yapacak. Biliyorsunuz Türkiye'deki emeklilik sistemi şöyle. Yanlış bir form doldurursanız, eksik bir evrak verirseniz, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkacak, alacağınız maaş yarıya düşecek. Hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Arkadaşlar, danışmanlık sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel, bir kişi için 150 euro. Bitti mi? Hayır. Eğer eşinizle, dostunuzla birlikte, bir tanıdığınızla birlikte iki kişi en az danışmanlık almak isterseniz %50 indirim hakkınız oluyor. Yani iki kişi normalde 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyeceksiniz. Aile indirimleri var. Daha kalabalık bir şekilde bu hizmetten faydalanırsanız eşinize, dostunuzla daha büyük indirimler var. Yani 2-3 kişinin yemek parasına siz geleceğinizi garanti altına alacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Türkiye'ye gidiyoruz desek en az 2-3 bin euro para harcarız. Uçak bileti gitti geldi. Gitsek ne yapacağız? Sistemi bilmedikten sonra kapı kapı dolaşırız. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından, altını çiziyorum, danışmanlık alacaksınız. Ve üstelik sadece bir kişi için 150 euro. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Yanlış emeklilik müracaatları yapılma dönemini bitiriyoruz. O nedenle lütfen aşağıdaki bu telefon numaralarıyla irtibata hemen şimdi geçin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesaj atın. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Evet, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Avustralya'dan Amerika'ya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya, Yunanistan, nerede yaşadığınızın hiçbir önemi yok. Suudi Arabistan, Katar, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Yurt dışında ikametgahınız varsa hemen bizimle irtibata geçin. Uzmanlarımız sizin en kolay şekilde Türkiye'de nasıl emekli maaşınıza kavuşacağınızı çalışacaklar, anlatacaklar ve müracaatınızı yapacaklar. Bu kadar basit. Artık düşünme zamanı değil. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemi bitti arkadaşlar. Kendiniz için, eşiniz için adım atın. Gençler, sizlere sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek diyoruz. Siz de emeklilik planlaması yaptırabilirsiniz. Yani gelecekte en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı öğrenmek için bu danışmanlığı alabilirsiniz. Yine gençler, anneniz babanız için bu hizmetten mutlaka yararlanın. Altını çiziyorum. Anneler babalar çocuklarının pek parasına kıyamazlar. 2-3 kişinin yemek parasına annenize babanıza danışmanlık alın, hediye edin. Üstelik Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız görüntülü bir şekilde randevularını verecek. Kendileriyle uzmanlarımız görüşecek ve tüm işlemlerinizi yapacak. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.